Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Avusturya'da da yeni önlem kararları alındı. Kararlar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği açıklandı. Öte yandan Türk profesörlerin geliştirdiği Covid-19 açısında da geri sayım başladı. Ayrıntıları Sabah gazetesi Avrupa temsilcisi İsmail Erel'den dinleyeceğiz. Evet koronavirüste ikinci dalganın birinci dalgadan daha ağır vurduğu ülkelerden biri Avusturya. Ve Avusturya'da şimdi ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları başlıyor. Henüz bir ay önce Sağlık Bakanı'nın Mart ayındaki gibi bir kısıtlama olması her yerin kapatılması düşünülemez bile dediği Avusturya'da 17 Kasım Salı günden itibaren yaşam bir kez daha durma noktasına gelecek. Avustralya'da yarın gece saat 23:59'dan sonra yürürlüğe girecek kısıtlamalar, ilk etapta 6 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. Avustralya hükümeti tüm okulları kapattığı gibi sokağa çıkma kısıtlaması da getirdi. Ülkeden ülkede evden sadece çalışmak için, yakınlarına yardımcı olabilmek için veya biraz açık havada dinlenebilmek için mümkün olacak. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hiç kimsenin bu tip önlemler alınmasını istemediğini belirtti. Ancak buna mecbur olduklarını da açıkladı. Yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesiyle birlikte sadece süpermarketler, eczaneler ve bankalar açık kalacak. Çalışanların da mümkün mertebe evden çalışması isteniyor Avusturya'da. Başbakan Sebastian Kurz alınacak bu önlemlerle birlikte 7 Aralık'ta okulları ve dükkanları yeniden açmayı umduklarını söyledi. Günlük vaka sayısının 10 bine dayandığı Avusturya'da toplam vaka sayısı da 200 bine yaklaştı. Ölenlerin sayısı ise an itibariyle 1661. Öte yandan Almanya'da aşı konusundaki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Almanya'da yaşayan Türk Profesör Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurduğu Biontech şirketinin geliştirdiği aşı için geri sayım başladı. Avrupa Birliği İlaç Ajansı'nın önümüzdeki bir iki hafta içinde Biontech'e gereken son onayı vermesi bekleniyor. Ve bu onay verildikten sonra da Avrupa Birliği ülkelerinde aşının dağıtımı hızla bekleniyor diyelim ve sözü buradan tekrar İstanbul Merkez Stüdyolarına bırakalım.